Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Acaba tabakta ne var? Evet, bir iki saniye düşündüyseniz ne yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. Bu ayva dolması. Kameranın önünde ilk defa sizlerle denedim. Böyle dışına bir salçalı sos yaptım. Böyle çok yumuşak, böyle birazcık tadı patatese benzeyen bir lezzet oldu arkadaşlar. Ben iki tane ayva ile denemiştim. İki kişi olduğumuz için. Eğer siz kalabalıksanız daha çok deneyebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Ben değişik tarifleri açayım arkadaşlar. Neyse, lafı yine çok uzattım. Hadi gelin, nasıl yapmışım onu geçelim. Evet arkadaşlar, ayvaların küçüklerinden iki tane kopartıyorum. Şu küçüklerinden koparacağım. İki kişi olduğumuz için. Ay, üç oldu. Daha düştü. Ve üç tane. Artık buz geldiği için ayvamız bu şekilde. Ve üç tane kopardım. Eve gidiyor. Evet arkadaşlar, ayvalarımızı dışındaki şu tüylerinden güzelce kurtuluyoruz. Sapla. Şöyle güzelce yıkamam gerekiyor. Şuradaki çiçeklerinden. Arkadaşlar, ben bir tanesini oydum. İlk defa denediğim için birinci kameranın önünde denemek istemedim. Şu alttaki kısmındaki çiçekli kısmı yıkamama rağmen çıkmadı. Ben de şöyle çok hafif aldım. Sonra şu başına şöyle düzlüyoruz şurayı. Sonra bir tane benim oyuncağım var. Kabak balon oyuyorum. Onunla içinin çekirdeklerini ve sert kısmını alıyorum. Tarifi Kırşehir'deki birkaç komşumdan duydum ve denemek istedim arkadaşlar. Sizlerle beraber denemek istedim ayrıca. Evet, şöyle. Hala var. Biraz haşlamam gerekiyor arkadaşlar. Bunun dolmasını yapabilmem için. Birazcık yumuşatmam gerekiyor. O yüzden arka tarafta da suyum ısınıyor. Bunu daha güzel gördüm. Bu kadar güzel olamadı ama idare ediyoruz. Evet, şimdi kabuklarını da söyleyeceğim. Kabuklar sert olmaz. Seni soyacakla soyuyorum. Biraz etrafı batırıyorum galiba ama. Aslında dışını içini oymadan soysak daha güzel bir şey ama. Ben iki tane yapıyorum. İyi olursa sonra yine yaparım. Zor olursa zaten videonun sonunda belirtirim arkadaşlar. Evet, suyum kaynadı. Evet arkadaşlar, suyum kaynıyor. Ayva çekirdeği atıyorum ben 3 tane. Ayva reçeli yaparken attığımda reçelin rengi daha zor olmuştu. Birazcık tuz döküyorum. Burada hemen. Şimdi meyvelerimi de atıyorum içine. Zaten iki tane yapıyorum. Şöyle. Hafif, çok hafif yumuşamasını istiyorum. Ama çok da değil. Bakalım ayvanın rengini verecek mi çevirdikleri. Şöyle bir haşlayalım. Evet arkadaşlar, altımı kapatıyorum. Bir 4 dakika falan normal ateşte pişirdim arkadaşlar. Aşırı harlı da değildi, çok kısık da değildi. Ayvalarım küçük olduğu için zaten 4 dakika yeterli oldu. Kameram bağlı oluyor mu? Biraz soğumasın. Evet arkadaşlar, hala dumanlar üzerlerinde ama ben sizin için video çekmeye devam ediyorum. Sizin eğer vaktiniz varsa birazcık soğutun arkadaşlar. Ben demin biber dolduruyordum ve iç harcından arttı. Bildiğiniz gibi bu bulgur ve pirinci karıştırarak yaptım. Soğanla falan bir iç harcı. İstediğiniz bir şekilde iç harcı yapabilirsiniz. Bunu videosunu çekmeyi unuttuğum için. Şöyle bunu da daha önce doldurmuştum. Üstüne bastırdım. Zaten bu içini birazcık pişirdim arkadaşlar ben. Yarı pişmiş derecede. Ayvalarım da aynı derecede.
Bu ayvayı pişirmek için iki seçenek var. Bazıları fırına sürüyor. Bazıları da ocakta. Acaba ben hangisini yapsam? İki ayva için koskoca fırını çalıştırmayı düşünmüyorum. Tabii gerçek arkadaşlar. Bunlardan kapaklarını bulalım. Kapaklarını şöyle koysak olur mu ki? Bu bunun muydu? Tam tersi miydi? Büyük ki. En küçük tencerem bu arkadaşlar. Siz çok yapabilirsiniz. İki kişiyim. İki tane. Zaten biber de doldurdum. Diğer tencerede biber de pişiyor. Şöyle. Koyuyorum. Ben ocakta pişirmeye karar verdim. Şu kabukların içinde çekirdekleri. Atmadım. Özellikle atmadım. Bu ayva çekirdeklerinden iki tane yüz maskesi yaptım arkadaşlar. Kanalımda videosu vardır. Üst tarafta da linki çıkacaktır. Şöyle şunlarda. Bir iki de ayva bir video da izlemiştim. Ayva kabuğu da ayvaya renk veriyor diye. Ben de şöyle kenarlarına koymak istiyorum. O yüzden atmadım. Nasıl ayvaları yıkamıştım. Temizle arkadaşlar. Yeterli olur sanırım. Evet. Tam üzerlerine tuz atıyorum. İç harcı zaten birazcık tuzlu hafif de attım. Şöyle. Sıvıyan var arkadaşlar. Yine kaşıyla ölçelim. Çünkü iki ay veya ne kadar ya gidebilir ki. Yemek kaşığıydı. Çok da yağlı olmasın arkadaşlar. Şimdi demin ayvaları kaynattığım suyu tabii ki de dökmedim. Çünkü sıcak su ayvaların lezzeti de birazcık ona geçmişti. Şöyle. Çok doldurmaya gerek yok bence. Kapağını kapatalım. Kapağını kapatalım. Pişmeye hazırız. Evet arkadaşlar, ocağı koydum. Kapağını kapatıyorum. Ve çok aşırı harlı ateşte değil, orta ateşte kaynayıncaya kadar. Kaynayınca da kısacak. Arkadaşlar tam pişerken aklıma geldi. Salça. Bu rengi böyle şey olsun istemedim. Sarı sarı kalsın istemedim. Çok hafif. Kaşın ucunda. Atayım ya. Şu aslında bunu kasede eritmek gerekiyordu ama suyu zaten yeterince fazla. Böyle. Ocaktan aldığım için çok sıcak. Şöyle içlerine de. Haykalı sudan. İçlerine de gezdirelim arkadaşlar. Daha ucuğa koyalım. 5 dakika önce oldu. Ben yumuşamış zaten. Ayvalarım kendi bahçemden olduğu için arkadaşlar çok taze ve küçük de oldukları için. Birazcık böyle salçalısı da pişsin istiyorum. Öyle zaten iç harcı da salçalıydı ama. Bakalım. Rengi nasıl olur. Şöyle kapaklarını şöyle tutalım. Kapaklarını kapatmanın nedeni sürük bir görev olsun istiyorum. Arkadaşlar. Ve kapağını kapatıp ocağa pişmeye alıyorum. Siz bu işlemi tencereye koyduktan sonra hemen yaparsanız daha iyi olur. Bu ayvadan bu dolma oldu arkadaşlar. Çok çabuk haşlanmış. Ben hemen bir bahçeye yemiştim arkadaşlar. Bu hale gelmiş. Birazcık da altını kısmaya durmuşum. Naparamızda. Ki 10 dakikada pişti. Orta ateşte arkadaşlar. Tadına bakmadım hali. Ama görüntüsü çok muhteşem değil mi? Keşke şu kabuklarını, şunun kenarının kabuklarını da soysaymışım. Daha güzel pişecekmiş. Kabuklarını soymasam belki bu kadar dağılmazdı ama arkadaşlar. Çok hafif böyle dağıldı. Görebiliyorsunuz. Ben salçalı sosu yaptım. Sonradan hiç pişman değilim. Görüntü olarak çok harika oldu. Ve böyle bir yemek gibi kokuyor arkadaşlar.
Bismillah diyelim. Bir bıçakla kesmek istiyorum. Evet arkadaşlar, kamera kapalıyken kesmek istedim. Ve içi de böyle. Çok çabuk kesildi arkadaşlar. Şöyle küçük bir parçasından tutmak istiyorum. Bismillah. Gayet güzel, ben beğendim. Böyle daha önce hiç patates dolması yemiş olan var mı bilmiyorum ama görüntü ve tat olarak hafif ona benziyor. Bazen arkadaşlar tatlı olsun diye bu dolma bittikten sonra üzerine bir kaşık da pekmez gezdiriyor. Ama bence böyle tuzlu olmuş. Daha da güzel olmuş yani, tuzlu. Ayva demesek bile bir ren olur mu acaba lezzetinden? Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.